Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle bir ekmek videosunda beraberim. Ama bu sefer ekşi mayalı ekmek değil, kuru mayayla yapabileceğiniz pratik, lezzetli, beğenebileceğiniz bir ekmek olacak arkadaşlar. Kuru maya diyorum fakat sadece yarım çay kaşığı kadar kuru maya kullandım. Hatta daha az bile kullanabilirsiniz. Fırından alınmış bir ekmek gibi sanacaklar ikram ettiğiniz kişiler. Hatta daha lezzetli olacak emin olun. Öncelikle 3 su bardağı unu kabımıza koyalım. 1 çay kaşığı kaya tuzu, yarım çay kaşığı da kuru maya kullandım. Onu unun içerisine karıştırdım. Ardından 1,5 su bardağı ılık suyumu da içerisine alıp spatula ile hamurumu toparladım. Dilerseniz ılık süt de kullanabilirsiniz. Sütle de lezzetli oluyor. Spatula ile toparladığım hamurum gördüğünüz gibi ele yapışkan bir hamur oldu. Hiç elinizi sürüp böyle yoğurmanıza gerek yok. Dediğim gibi çok pratik bir ekmek tarifi arkadaşlar. Üzerini kapattım. Yaklaşık 3 saat mayalandırdım. Eğer benim zamanım yok diyorsanız, hemen yapmak istiyorsanız maya oranını 1 çay kaşığı kadar kullanıp 1,5 saat kadar dinlendirebilirsiniz. Ama en güzel kıvam bu şekilde 3 saat dinlenen olan. 3 saat dinlendi. Ben bu arada bir tane daha hamur yoğurdum arkadaşlar. Çünkü diğerini de boğacağım, tencerede yapacağım ve onu da göstermek istedim. Herkesin evinde döküm tencere olmayabilir. Mayalanmış olan hamurumu tezgaha aldım. Tezgaha da tabii ki un serptim. Hatta spatulaya da un serpiyorum ki spatulayla hamuru dökerken yapış yapış olmasın. Bu şekilde çok pratik oluyor. Hamurumu açtırdım ve katlama işlemi yaptım. Katlama işlemindeki sebep de iç haznesi geniş olsun diye. Böyle hamurumu kopardıktan sonra yağlık ya da biraz un serpip kabın içerisine koydum ve üzerini örtüp yarım saat mayalandırmaya bıraktım. O mayalanırken de döküm tenceremi fırına koydum. 230 derecede açtım. Hem fırın ısınsın hem de tencerem ısınsın diye. Ama borcamda yapacağınız zaman borcamı ısıtmanıza gerek yok. Diğer hamurumu da borcam için hazırladım. Bunu da aynı şekilde unladım ve tezgaha aldım. Açtırıp katlama işlemi yaptım. Yuvarlarken de kendime doğru çekerek alt tabanını düzleştiriyorum arkadaşlar. Öyle de kolay oluyor. Kendinize doğru çekerseniz. Borcam tencerenin içerisine bir örtü serdim ve bu örtünün üzerinde biraz un serpmiştim. Hamurumu buraya aldım ve biraz daha üzerine un serpip kapağını kapatıyorum. Bunu da mayalandırmaya bırakıyorum tekrar. Tencerem ısındı. Şimdi pişirme işlemine geçeceğim. Hamurun gördüğünüz gibi orta kısmına çizik atıyorum. İnce uçlu bir bıçakla çizik atarsanız çok güzel olacaktır. Ve bu şekilde yağlı kağıdımdan tutup sıcak tencere koyuyorum. Dikkat edin kolunu yakmayın. Kapağını kapatıp üzeri kapalı bir şekilde 30 dakika pişirdim. Ardından kapağını açıp 10 dakikada üzeri kızarana kadar bekledim. Döküm tencere taş fırın etkisi yapıyor arkadaşlar. Eğer yoksa güveç tencereleri oluyor kapaklı. Onlarda da yapabilirsiniz. Veya boton kalıplara da koyabilirsiniz. Üzeri açık da pişirebilirsiniz. Fakat üzeri açık pişireceğiniz ekmeklerin fırının en alt tarafına sıcak su koyun bir tepsinin içerisine. Buharda pişsin. Borcam tencerenin kapağını un serptim. Dilerseniz yağlı kağıt da koyabilirsiniz. İşinizi garanti alın yapışmasın diye. Ve onu da çizik atıp tencere kısmını kapak olarak kullanıyorum. Ve bu şekilde döküm tenceredeki gibi 30 dakika üzeri kapalı, 10 dakikada üzeri açık bir şekilde pişirdim. Bu üzeri açıldıktan sonra buhar istiyor bazen arkadaşlar. Bazen de hiç gerek yok ama ben yine de oraya sıcak su koyuyorum. Ekmekler piştikten sonra mutlaka altına bir tel koyun ki havalansın. Çünkü buhar yapar alt tabanı ve içi hamurlaşabilir. Çıtır çıtır lezzetli bir ekmek elde ettik. İnanın harika bir ekmek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tabii abone olmayı da unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.